Merhaba, kanalımı ziyaret ettiğiniz ve bu videomu açtığınız için teşekkür ederim. Bugün sizlerle Nisan ayında okuduğum kitapları paylaşacağım. Nisan ayında ilk önce Bayan Peregrin'in Tuhaf Çocukları'nı okudum. Bayan Peregrin'in Tuhaf Çocukları, Jacob adlı bir çocuğun dedesinin hikayelerinden yola çıkarak hem kendisini hem de geçmişini ve geleceğini öğrenme yolunu anlatıyor diyebiliriz. Kitap fantastik türünde bir kitap. Ben kitabı açıkçası okurken bazı yerlerde sıkıldım. Bazı yerlerde su gibi aktı. Ama ben pek beğenemedim açıkçası kitabı. Kitabın çok beğeneni var. MacBook Diary Gülşah'ın önerileriyle başladığım bir kitap olmuştu ama dediğim gibi ben fazla sevemedim. Daha sonrasındaysa ben Earl ve Ölen Kızı okudum. Özlü sözler, altını çizecek sözler barındırmıyor tarzında bir cümle geçiyordu kitapta. Ben de açıkçası John Green'in Aynı Yıldızın Altında kitabını hiç sevmediğim için kitapta hem eğleneceğimi hem de böyle yer yer üzüleceğimi düşünmüştüm. Fakat maalesef bu kitap da benim beklentilerimi karşılayamadı. Yazar birazcık John Green tarzında yazmak istememiş de daha farklı, daha eğlenceli tarzda yazmak istemiş. Ama bu sefer de aşırıya kaçtığını düşünüyorum ben. Böyle. Daha sonra YKY yayınlarından çıkan Yusuf Atılgan'ın Aylak Adamı'nı okudum. Bu kitap benim hayatımda birçok şey değiştirdi. Öncelikle sevdiğim türü değiştirdi. Okumak istediğim türü değiştirdi. İnsanlara bakış açımı değiştirdi. Bir sonraki videomda göreceğiniz alışverişte bu kitap sayesinde oldu. Bu kitabı çok seviyorum. Gerçekten okuduğum en güzel kitaplardan, en etkileyici kitaplardan birisi diyebilirim. Konusuysa birazcık bahsedeyim. Şey adlı her şeye karşı olan bir karakterimiz var ve onun aslından bir bölümünü okuyoruz. Bu kitabı çok beğenmemin bir diğer sebebi ise içinde gerçekten hayata dair çok etkileyici tespitler yapılmasıydı. Gerçekten de okurken aa evet böyle dedirten kitaplardan da hepinize tavsiye ediyorum. Daha sonrasındaysa Haruki Murakami'den Uyku isimli kitabı okudum. Bu kitapta 17 gündür uyuyamayan bir kadının hayatı anlatılıyor. Bu kitabı açıkçası herkese tavsiye etmiyorum. Çünkü kitapta hem olay örgüsünden dolayı hem sonundan dolayı belki hoşunuza gitmeyecek şeyler olabilir. Ama kitap beni gerçekten çok etkiledi. İçinde yine bir önceki kitaptaki, Aylak Adam'daki gibi hayata dair etkileyici cümleler vardı. Ben o yüzden çok sevdim. Ve içindeki illüstrasyonlara da gerçekten bayıldım. Bu kitabı tavsiye ediyorum ama satın almadan önce bence bir kitap evine gidip kitabı biraz inceleyin. Daha sonrasında ise Gabriel'in Cehennemini okudum. Ben dış kapağı hiç beğenmediğim için çıkarttım. Gerçekten kitapla hiçbir alakası olduğunu düşünmüyorum. Çok kabaca, çok üstünkörü bahsedersek Dante profesörü Gabriel'in öğrencisi Julia yaşadıklarından bahsediyor. Çevirisi bence çok kötüydü gerçekten. Birçok yerde çeviri hatası vardı. Buna rağmen ben hiç sıkılmadan okudum. Gerçekten kitabı elinizden bırakamıyorsunuz. Öyle bir yazmış ki yazar. Yani yazarın yazım dili o kadar güzel ki kitaba bir şans vermenizi istiyorum. Çünkü bana göre çok güzel yazılmış bir romandı. Ayrıca kitabın kapağına yani cildine bakarak kesinlikle kitap hakkında bir yorum yapmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü hiçbir alakası yok. Daha sonrasında ise Kağıt Evi okudum. Kağıt Evi'nin konusundan nasıl bahsedeceğimi bilmiyorum açıkçası. Birazcık karışık da değil de nereden tutsam size çok detaylı bilgi verecekmişim gibi oluyor. O yüzden konusundansa direkt yorumuma geçeyim. Bu arada ben de kitap hakkında hiçbir şey bilmeden okumuştum kitabı. Bence güzel bir kitaptı ama bir şeyler eksik gibi geldi bana. Bir şeyler hem fazlaydı hem de çok eksikti bana göre. Ama buna rağmen kitap sever insanlar için gerçekten nokta atışı dediğimiz cümleler vardı kitapta. Bunlar benim çok hoşuma gitti. Kitap hakkında açıkçası konuşmak daha fazla istiyorum ama 89 sayfalık bir kitap. Ve nereden bir şey söylersem kitap hakkında aşırı bilgi verecekmişim gibime geliyor. Güzeldi, tavsiye ediyorum. Daha sonra Artemis yayınlarından çıkan Cinder'ı okudum. Biz Cinder'ı Pijamalı Kitaplık'tan Ezgi ile beraber okuduk. Onun yorumu kendi Instagram sayfasında bulabilirsiniz. İlk önce kapağından biraz bahsetmek istiyorum. Orijinal kapağına baktıktan sonra bu kitap kapağı gerçekten çok kötü. Yani özellikle şu ayakkabı beni çok rahatsız ediyor. Çeviride biraz sıkıntı vardı bana göre. Bunu arkadaşlarımla paylaştığım zaman bana çevirinin ileriki kitaplara daha iyi olduğunu, başka bir çevirmen tarafından çevrildiğini söylediler. Ben seriye devam etmeyi düşünüyorum. Çünkü bu masaldan uyarlama kurgu benim hoşuma gitti. Güzel bir kurgusu vardı. Ben kitabı sevdim. Ama bir şeyler eksikti yine Kağıt Evde olduğu gibi. Belki karakter eksikliği de olabilir. Kitabı daha sevip Winter'ı çok seven insanlar var. Bu zaten okumamış çok az kişi var. Bence okuyabilirsiniz. Güzel bir kitaptı. En son olarak da Saga'nın ikinci cildini okudum.
Ya ben çizimleri olsun, konuşmaları olsun, çeviri gerçekten çok güzel. Eğer hala okumadıysanız bence okumalısınız. Üçüncü cildini en kısa zamanda alıp okumak istiyorum. Benim Nisan ayında okuduğum kitaplar bu kadardı. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve eğer kanalıma hala abone değilseniz de beni daha fazla görebilmek için abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.